Bu videoda serebral palsinin nasıl teşhis edildiğinden bahsedeceğiz. Önce hızlı bir şekilde serebral palsinin ne olduğunu bir hatırlayalım. Serebral palsi, bir kişinin düzgün hareket etme yeteneğini etkileyen bir grup bozukluğun genel adı ve bu hareket bozuklukları beynin hareketi yöneten bazı bölgelerinin hasar görmesi veya bir şekilde bozulması sonucunda ortaya çıkıyor. Bunun nedeni gelişimin kritik dönemlerinde mesela gebelikte, doğumda veya doğumdan sonraki ilk birkaç yılda ortaya çıkan bir enfeksiyon veya oksijen yetmezliği olabilir. Diyelim ki bu minik oğlan daha birkaç aylık, mesela 9 aylık olsun. Ve rutin bir check-up için kliniğe getirilmiş. Ebeveynlerine her şey nasıl gidiyor diye soruyoruz. Onlar da çocuğun motor gelişimiyle ilgili bir takım kaygılarını dile getiriyor. Öğreniyoruz ki çocuk yatarken yanına dönemiyor yani yuvarlanamıyor ve anne babasının desteği olmadan dik oturamıyor. Ayrıca görünüşe bakılırsa oyuncaklarını da pek iyi tutamıyor. Yuvarlanmak, desteksiz oturmak ve nesneleri tutabilmek Bunlar gelişimsel kilometre taşlarıdır. Belli bir yaş aralığında gelişmesi beklenen motor becerilerdir ve 9 aylık bir bebeğin bunların hepsini yapabilmesi gerekir. Çocuğun bu gelişimsel kilometre taşlarına henüz ulaşmamış olması motor gelişiminin bir nedenli geciktiği anlamına gelir mi? Serebral palsinin varlığı çoğu zaman böyle bir senaryo sonucunda açığa çıkar ebeveynler çocuklarının bazı motor beceri kilometre taşlarına ulaşmadığını fark edip onu doktora getirirler ve böylece teşhis konusunda ilk adım atılmış olur. ne yazık ki serebral palsinin kesin teşhisi için kullanabileceğimiz belli bir test yok. serebral palsiyi ebeveynlere çocuğun hareketleri hakkında sorular sorarak, çocuk üzerinde bazı fiziksel muayeneler yaparak ve beynin içini görüntüleyerek teşhis ediyoruz. Çocuğun beynini çoğu zaman MR veya ultrasonla görüntülüyoruz. Çünkü hasar potansiyeli olan bölgeleri en iyi bu yöntemlerle görebiliyoruz. Peki, ilk olarak nereden başlıyoruz? Önce çocuğun gerçekten de yuvarlanmadığını, dik oturmadığını, nesneleri tutamadığını, yani o yaşta yapabilmesi gereken şeyleri yapamadığını teyit etmemiz gerekiyor sonra anne babaya çocuğun bu şeyleri daha önce hiç yapıp yapmadığını soruyoruz bu çok önemli yani başka bir deyişle çocuk bu motor becerilere sahipken mi onları kaybetti yoksa bu beceriler hiç mi gelişmedi onu öğrenmeye çalışıyoruz bunu öğrenmek şu nedenle önemli serebral palsi ilerleyici bir bozukluk değil zamanla kötüleşmiyor yani Serebral palsisi olan bir kişinin daha önce kazanmış olduğu becerileri kaybetmesini beklemeyiz. Dolayısıyla çocuğun bu motor becerileri hiçbir zaman geliştirmemiş olduğunu teyit etmemiz çok önemli. Serebral palsiyi ancak ondan sonra çocuğun motor gelişimindeki gecikmenin muhtemel bir açıklaması olarak kabul edebiliriz. Ve bir başka önemli nokta daha. Köşeye yazayım. Serebral palsi ilerleyici değildir. Şimdi hatırlarsanız, serebral palsiye neden olabilecek birkaç şey üzerinde konuşmuştuk. Zaman çizelgemizi açalım. Çizelgede gelişimin bu kritik dönemlerinde meydana gelebilecek şeylere örnekler görüyorsunuz. Yani bunlar sadece birkaç örnek. Normalde serebral palsiye neden olabilecek yığınla başka şey var. Şimdi yapacağımız şeylerden biri şu: gebelik veya doğum sırasında. Veya doğumdan kısa süre sonra bu olaylardan herhangi biri annenin veya çocuğun başına geldi mi öğreniyoruz. Anne gebelik sırasında bu enfeksiyonlardan herhangi birine yakalandı mı? Çocuk prematüre mi doğdu? Veya doğduktan hemen sonra bakteriyel menenjit gibi bir enfeksiyona yakalandı mı? Bu tür olayların serebral palsiye neden olabildiğini bildiğimiz için bunlardan herhangi biri gerçekleşti mi öğrenmek istiyoruz. Diyelim ki çocuğun prematüre doğduğunu öğrendik. Normal süre olan 40. haftada değil de mesela 31. haftada doğmuş olsun. Prematüre doğum bebekte serebral palsi olasılığını arttırdığı için bu durumda serebral palsiyi çocuğun motor gelişimindeki gecikmenin muhtemel bir açıklaması olarak kabul etmemiz gerekecek. Ama aynı zamanda prematüre doğan bütün bebeklerin serebral palsi geliştirmediğini de biliyoruz. Yani emin olmamız imkansız. Doğru teşhisin bu olup olmadığını öğrenmek için serebral palsinin başka bulgularına da bakmamız lazım. Peki neymiş bu serebral palsinin diğer bulguları? Hatırlarsanız serebral palsinin birkaç tipi vardı ama en yaygını spastik serebral palsiydi. Ve spastik serebral palsili birinde gördüğümüz ana bulgulardan biri çok gergin kaslardı ve bu kasların gerginliği kas tonusunun artmasından ileri geliyordu. Dolayısıyla biz de çocuğun kaslarının gergin olup olmadığını kontrol etmek için kollarını ve bacaklarını itip çekebilir ve normalin üstünde bir dirençle karşılaşıp karşılaşmadığımıza bakarız. Halter çalışan bir arkadaşınız kocaman biceps kaslarını kasmışken onun koluna asıldığınızı düşünün. Kolunu hareket ettirmeniz pek kolay olmazdı öyle değil mi? Kolun gergin ve sert olduğunu hissedebilirdiniz ve arkadaşınızın kolunu normal bir pozisyonda tuttuğu duruma göre daha büyük bir dirençle karşılaşırdınız. İşte spastik serebral palsili birinin gergin kaslarını hareket ettirmeye çalıştığınızda da benzer bir hisle karşılaşırsınız. Kaslar kalıcı olarak aktif gibidir ve hareket ettirme çabanıza karşı direnir. Yani artmış kas tonusundan kaynaklı bir gerginlik hissedip hissetmeyeceğimizi görmek için çocuğun kol ve bacaklarını hareket ettirebiliriz. Yalnız serebral palsinin bir diğer tipi olan diskinetik serebral palsiye sahip kişilerde kas tonusunun dalgalanabileceğini de unutmamamız lazım. Yani kas tonusu bazen çok yüksektir ve dolayısıyla kaslar bu örnekte olduğu gibi çok gergindir. Ama bazen de kas tonusu çok düşük olur ve kaslar oldukça gevşek bir his verir. Hatta olması gerekenden daha gevşek de diyebiliriz. Bunu ayırt etmek çok kolay olmayabilir. Yine de kas tonusu muayenesi yaparken kasların gergin değil, aksine çok gevşek olduğunu fark ettiysek, çocuğun geciken motor gelişiminin muhtemel bir nedeni olarak diskinetik serebral palsiyi göz önünde bulundurabiliriz. Fakat diskinetik serebral palsi yaygınlık açısından spastik serebral palsinin yanından bile geçmez. Ayrıca düşük kas tonusuna yol açabilecek birçok farklı etken vardır. Mesela kas distrofisi, Down sendromu veya bazı enfeksiyonlar gibi. O nedenle diskinetik serebral palsi teşhisimizden emin olmadan önce diğer muhtemel nedenleri elememiz gerekir. Fiziksel muayenenin yanında kontrol edebileceğimiz bir şey daha var. Bebekler doğduklarında zamanla yok olacak bir takım reflekslere sahiptir. Bu refleksler bebek büyüdükçe gelişimin bir noktasında yok olur. Örneğin bir bebek parmağınızı avcuna koyduğunuzda o küçücük parmaklarıyla parmağınızı sıkıca sarar. Bunu biliyor muydunuz? Bu bebeğin ana rahminde geliştirdiği bir reflekstir ve bebek yaklaşık 6 aylık olunca bu refleksi kaybeder. Bu ilkel refleksler dediğimiz şeye bir örnektir ve ilkel refleksler bebeğin gelişiminin belli bir noktasında kaybetmesi gereken reflekslerdir. Doğumdan sonra bebeğin beyni gelişmeye devam ederken zaman içinde bu reflekslerin yerini bebeğin yeni istemli motor becerileri alır. İlginç olan ise şu Beyindeki hareket merkezleri serebral palsi olduğu gibi hasar gördüğünde ya da bozulduğunda bu ilkel refleksler bazen ya hiç gelişmez ya da kalmaları gerektiğinden daha uzun süre boyunca kalıcı olur. Çünkü motor bozukluklar istemli motor becerilerin ilkel reflekslerin yerini almasını engellemektedir. Yani serebral palsinin bulgularını tararken şu iki soruya cevap arayabiliriz. 1 Bebekte yaşıtlarında görülmesi beklenen ilkel reflekslerin bazıları eksik mi? 2. Bebek o zamana dek kaybetmiş olması gereken ilkel refleksleri hala gösteriyor mu? Bu iki sorudan birinin cevabı evetse beyindeki hareket merkezlerinde bir şeyler ters gidiyor demektir ve bunlar serebral palsinin bulguları olabilir. Bu noktada artık çocuğun gelişimini geciktiren şeyin muhtemelen serebral palsi olduğunu düşünebilirsiniz. Emin olabilmek için bir sonraki adımımız çocuğun beynine bakmak ve serebral palsi tanısıyla tutarlı bir lezyon, yani gözlemlenebilir bir hasar aramaktır. Ki bunun için genellikle MR veya ultrason kullanırız. Şimdi gelin bir örnek inceleyelim. Eğer bir lezyona rastlarsak bu serebral palsi teşhisimizi doğrulamamıza yardımcı olabilir. Dahası olay gerçekleştiği anda tam olarak neyin ters gittiğini ve hasarın ne kadar ciddi olduğunu anlamamızı da sağlayabilir. Böylece çocuğun ne gibi uzun vadeli sonuçlarla karşılaşacağını önceden tespit etmemiz mümkün olabilir. O halde örneğimizi inceleyelim. Çocuk prematüre doğdu ve serebral palsi bulguları gösteriyor. Dolayısıyla kaygılarımızdan biri çocukta periventriküler lokomalazi olması, yani ventriküler çevresindeki beyaz maddenin hasar görmesi. Bu bir serebral palsi nedeni. Tabi ille de öyle olacak diye bir şey yok. Başka nedenler de söz konusu olabilir. Ama bu örnekte periventriküler lokomalaziyi ele alalım. Karşınızdaki MR örneği, periventriküler lokomalaziye sahip bir beyne ait. Beyne baktığımızda böyle bir lezyona rastlasak ve serebral palsi tanımımızdan gayet emin olsak bile çocuğun büyürken düzenli olarak doktor tarafından takip edilmesi gerekir. Çünkü serebral palsiye yol açan hasar ilerleyici olmasa bile çocuğun gelişimi sırasında yeni motor kısıtları ortaya çıkabilir ve beyni yeni zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Çocuk şimdilik derdini anlatamıyor ama etrafta koşmak veya ağaçlara tırmanmak istediğinde ne olacak? bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle küçük yaştaki bir çocukta hangi tip serebral palsi olduğunu bulmak kolay olmayabilir. Bu nedenle çocuğun gelecek aylar belki yıllar boyunca düzenli olarak kontrol altında tutulması gerekecek. Ta ki hareket yetenekleri ve kısıtlarına dair daha net bir resim görünene kadar kesin teşhis ancak o zaman konabilir.